boyunca, yayın hayatım boyunca bir tek RTÜK uyarım dahi olmadı. Bu konuda üslupla ilgili, sorularımla ilgili, cevaplarımla ilgili, öfke kontrolü herhangi bir sıkıntım olmadı. Ancak suçlu bir insana, bir itirafçıya itiraf ettiklerini tekrar sorduğumda kendi kanalında ve isteğiyle katılmış. Neden ben Dominik'ten aranıyorum reklam arasında ya? Zaten hemen reklama gittik iş soğusun diye. İki dakika burada... içinde neden kovuluyorum? Neden suratıma telefon kapanıyor? Neden o kadın bana savunuluyor? Neden o kadın için sen bir kadının hayatındaki en zor olayı nasıl canlı yayında sorarsın? Ya sana sorulsa? Buyurun sorun, sor Enver. Yani herkes de örgütlerine başında kusura bakma. Sedacığım, bir soru daha sormak istiyorum. Biz izleyiciler olarak Hakan Ural'ı Türkiye'de televizyon sektöründe kim olarak algılamalıyız? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü onun telefonundan aramıyorum. Hakan Ural kendi de itiraf ettiği gibi, ilk hep söylediği, hatta gurur duyduğu gibi ilkokul mezunu. Hakan tamam. Emlakçılıkla meşgul, spor yorumculuğu yapıyordu. Ondan önce benimle o programı başladığında da gayet sakin, Instagram'da böyle 500-600 takipçisi olan, İşte emlakçı arkadaşı iş çıkışına gelen, orada beraber evine giden, evinden işine giden, çok daha az egolu, oturup daha çok böyle eğlenceli, muhabbetli, sohbetli işler yapan, bir kimyamın tuttuğu bir insandı. Fakat Hakan'ın değişik yanları vardır, zordur. Saçına karışır, tırnağına karışır, konuşmana karışır, soru sormana karışır. O soru sorarken araya girip senin bana sorduğun gibi bir soru sorsan keser sözünü, bozar. Seda en kritik yerde dondu. Bakalım efendim? Gelecek mi? Hah, şimdi duyuyoruz. Az önce 30 saniye duyamadık. O soru sorarken dedin. O soru sorarken sözünü kesmeye kalkarsan yayını bozar. Konsantren bozuldu. Sus, kes kızım. Hadi sus sen, bir dur. Hop, karışma. Bilmezsin, yapamazsın. Bunlar seni rahatsız ediyor muydu? Cahil, halk cahil. Bunu da söylüyorum. Şimdi YouTube'da senin kendi kitlen izliyor. Benim kendi kitlem izliyor. Instagram'da evet. Da öyle ki buna rağmen cahilce yorum çok. Ama televizyonu açtığın zaman halk neyse kendindekini görüyor. Mahallenin abisini görüyor. O ne derse peki, o racon. Mahalle peki, abisi. Hakan Bey yani, şu anda Türkiye televizyonlarında özellikle yani mesela Türkiye'de bir siyasi genel başkanı bile her sabah 2 saat 1 saat yorum yapamaz Kanal D'de. Orada da yorum yapıyor. Burada da yapıyor. Böyle çok güçlü bir figür. Acaba... O değişti. Zaten Kanal D'nin yönetiminde gibi davranıyor. Tanıdır yani Kanal D'nin o. Benle fiili... Benle programa başlayan Hakan değil artık. Kanal D'nin fiili genel yayın yönetmeninin Hakan Ural olduğu söyleniyor. Hani evet, o kadar çok, etkili. O kadar etkili. Zaten o Kanal D'ye girişi de en yukarıdan ve etkili bir şekilde oluyor. Hatta nereden? Beni de çağırdı. İlk 3 ay birlikte yaptık. Nereden? En yukarıdan? En yukarısı neresidir? İşte onun akrabalarından diyelim. Ya sarayı mı kastediyoruz, Demirören'i mi? Sarayı kastediyorum. Ha, anladım. Sarayı kastediyorum. Zaten vallahi o Seda. Ya bunlar da ayıp değil. Her şekilde girersin. Sen de bana, sen de beni bir yere sokabilirsin bugün. Bana referans ama olabilirsin. Saray ama olunca bu beni soktuğun yerin patron olacağım anlamına gelmiyor. Yani onun zaten ekranda yaptıkları şu anda kime yapıyor? Nur Tuğba'ya. Nur Tuğba kim? Zaten o programa onun için büyük lüks. Nur Tuğba aç kapa, kutu kapa yarışmasından Acun'un gözdelerinden biri. Acun'un meslek hayatı boyunca elinden tutup Survivor yorumlattığı kendi halinde hasbelkader. İşte zengin bir eş bulup 3 çocuk doğurmuş. Evde dolma saracağını hırsıyla. Ben de güzelim deyip ekrana çıkan bir kız. O bizi, şehit o haberinde bizi. Şarkı söylediği için NTV'den atılan bir kız. O bizi hani şey bölümü ilgilendirir. Hayır yani kalibreden bahsediyorum. Kalibre. Şey, NTV'deki durum bizi ilgilendirir. Diğerleri ilgilendirmez. Yalnız şu şey önemli. Onu lütfen alta yazalım. Hakan Ural, Seda'nın söylediği üzere Kanal D'nin fiili yayın yönetmeni gibi diyebiliyoruz. Bu önemli. Ya sen yayın yönetmeni gibi diyorlar dedin. Ben yayın yönetmeni